إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسماء الحسنى سلسلة درسlerden bugün yangi darsimiz Alloh taolaning go'zal ismlaridan Al-Ilah. Mana shu ismini dars qilgan bo'lamiz. Alloh taolaning Al-Ilah ismi birodarlar Qur'onda ham zikr qilingan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadis shariflarida ham zikr qilingan. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi, astaydu billah. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huvar rahmanur rahim. Ilohingiz yagona ilohdir. U mehribon va rahimli ilohdan o'zga hech qanday iloh yo'qdir. Moida surasida aytadi: "Va ma min ilahin illallohu vahid." Yagona bo'lgan Allohdan o'zga iloh yo'q. Mana la ilaha illalloh deymiz. Mana shu kalima toyiba, pokiza so'z siz bilan bizni musulmonlarning safiga qo'shadi. La ilaha illalloh. Allohdan o'zga iloh yo'q. Iloh nima o'zi? Nabi sallallohu alayhi vasallam da'vatining avvalida ya yuhannas qulu la ilaha illalloh tuflihu deganlar. Ey insonlar, Allohdan o'zga iloh yo'q denglar, najotga erishasizlar. Al ilah Alloh taoloning go'zal ismlaridan ekanligi Qur'on bilan va payg'ambarimizning hadisi bilan sobit bo'ldi. Al ilah kalimasining ma'nosi. Uni ma'nosi qanaqa? Al ilah ma'bud, ibodat qilinishlikka haqli zot va u bitta, u Alloh. Haq ma'bud Alloh taoloning yolg'iz o'zi. Allohdan boshqani inson o'ziga ma'bud qilib oladigan bo'lsa, demak o'sha narsani iloh qildi. Bir narsa uchun xor bo'lyapsiz, bir narsaga itoat qilyapsiz, 100% itoat qilyapsiz, taslim bo'lyapsiz, demak shu narsani iloh qilib oldingiz. Gerçi siz sığınmayken bu sezen. Şu ticaretiz, sizden nimeni talep kısa sözsüz boyunsunasız. Halal haram, burada hakkı unga karamaysız. Burada zulüm boladı, burada hakkı paymal boladı, sizge kızığı yok. Şu payda bolsa boldu. Şu ticaretiz, şu fayda sizi her kende işe kılıçlıkke mecbur kıl yaptı mı? Demek ticaretizi ilah kuvapsız. Dalil, estağfirullah. Afaraayta man ittakhadha ilahahu hawahu dedi Alloh taolo. Ey Muhammad alayhisalom, havoyi nafsini o'ziga iloh qilib olgan kimsani ko'rganmisiz? Bizning ichimizdagi havoyi nafsimiz ham iloh bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Nafsingiz nimani xolasa qilasiz. Nafsingiz nimani kutsa qilasiz. Hech narsaga parvo qilmaysiz. Yoqmayaptimi? Qarindoshlarni uzib qo'yasiz. Yoqmayaptimi? Zakotni bermay qo'yasiz. Issiq bo'lib ketdi. Bir saratonda kelib qoldi roza. Qo'y endi qiylanma deyaptimi nafsingiz? Tutmay qo'yasiz. Demak siz nafsingizni o'zingizga iloh qilib olibsiz. Garchi nafsingizga sig'inmayotgan bo'lsangiz ham. Alloh taoloning yolg'iz o'zigina seni ilohing bo'lishli kerak birodar. Haqiqiy oqillik ham shunda. Faqat Allohni o'zingga iloh deb bilishing. Shahvating emas, mansabing emas, shaytoning emas, havoy nafsing emas. Agar sen Allohni haqiqiy ilohim deb qabul qilmasang, boshqalarni iloh deb qabul qilasan. Inson xohlasa xohlamasa nimanidir iloh qilib oladi. Inson xohlasin xohlamasin nimagadir bo'yinsunadi. Kimidir chizib bergan chizig'idan yuradi. Agar Allohni iloh qilib olmasang, o'zingga o'xshagan laym, pastkash bir insonni iloh qilib olasan. Shuning uchun Allohni iloh deb bil, boshqa narsa sen ustingda iloh bo'lmaydi. La ilahe illallah. Haqiqi ma'bud bu Alloh subhanahu va taolo. İloh kim? İloh u shunday zotki, u halol degan narsa halol. U harom degan narsa harom. U to'g'ri degan narsa to'g'ri, u noto'g'ri degan narsa noto'g'ri. Senda ixtiyor yo'q. Mana shu ilohni ma'nosi. Roza tutasan deda tutasan. Zakot berasan deda berasan. Hajga borganda boshingda do'ppini yechib yurasan deda yechib yurasan. Kiyimingni hammasini yechasan deda yechasan. Bu shariat birodar, shariat.
Nimaga zakot berishim kerak? Qiynalib topganman. Nimaga roza tutishim kerak? Astagfirullah. Ya yuhannasu u'budu robbakum allazi xalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey insonlar, sizlarni va sizlardan ilgari o'tganlarni taqvo egalari bo'lishingiz uchun yaratgan Parvardigoringizga ibodat qiling. Ibodat faqat Allohga bo'ladi. Chunki haq ma'bud, haq iloh bu Alloh subhanahu va taoloning o'zi. Siz bilan biz dunyoda nimaga muhtoj bo'lsak, Alloh shuni yaratib berdi. Suvmi, havomi, kiyim-kechakmi, juftlarmi, ne'matlarmi? Yaratgan faqat Alloh taoloning o'zi. Bo'lganidan keyin ibodat qilinishlikka ham faqat Alloh taoloning o'zi haqli bo'ladi. Agar birodarlar yer yuzidagi eng katta mamlakatlarning prezidentlari yig'ilib turib, ertaga yomg'ir yog'sin degan qarorga qo'l qo'ysa ham yomg'ir yog'maydi. Dunyodagi hamma odamlar yig'ilib turib, ertaga qor yog'sin desa qor yog'maydi. Kim aytgani bo'ladi? Modomiki Alloh taolo haq iloh ekanmi? Hamma narsa uning qo'lida ekanmi? Ibodat qilishlikka haqli bo'lgan yagona iloh ham Alloh taolo bo'ladi. Astagfirullah. Va ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'buduhu va tawakkal alayh. Ko'zimizni katta ochaylik. Bir muammolarimiz hal bo'lishi uchun kimlargadir yuguramiz. Biror bir muammoga kirib qolmaslik uchun kimlardir rozi qilishga harakat qilamiz. Qo'yingki, kimidir roziligiga intilamiz. Nimagadir erishish uchun yoki nimadandir qutulish uchun. Robbimiz subhanahu va taolo bu oyatda aytayapti. Hamma ish Allohni o'ziga qaytariladi, bas uni o'ziga ibodat qiling, o'ziga suyaning. Kim aytgani bo'ladi? Har bitta narsaning haqiqati bor. Iymonning ham haqiqati bor. Yagona bo'lgan ilohga bo'lgan iymonning haqiqati bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, likulli shay'in haqiqatun. Har bitta ishning haqiqati bor. Endi iymonda haqiqati nima? Senga yetgan narsa, boshingga kelgan narsa taqdirda sendan o'tib ketishligi yozilmagan. Senga yetmagan narsa taqdirda senga kelishi yozilmagan. Shunga iymoning komil bo'lgandan keyin, aniq ishonganingdan keyin iymonning nima ekanligini tushunasan. Ozgina sharhlaylik-a. Mashinani urib olding. Yoki mashinani qo'pdi, urib ketibdi biroq. Bo'ldimi? Bo'ldi, demak shuni yozgan ekan Alloh. Agar shu nargi ko'shaga qo'yganimda, agar mana qilmaganimda dema. Bu bo'ldimi? Demak bo'lish kerak ekan. Harakat qilding, sabab qilding, oshingdan chiqib qoldi. Buni ham Alloh xohlagan ekan, lekin sen sababni zo'r qilgansan. Birodar, ustingga kelgan narsa kelishi yozilgan. Ustingga kelmagan narsa kelmasligi yozilgan. Shuni qabul qil, iymonning mazasini totasan. Bir ishni qilib bo'lganingizdan keyin, bir natijaga erishganingizdan keyin, u sizga yoqadimi, yoqmaydimi? Qadarulloh deysiz. Bu Allohning qadari. Allohning taqdiri shuna bo'lish kerak ekan. Agar desangiz o'tib ketgan ishga, shaytonga eshikni ochib qo'yasiz. Agarda bo'lmaydi. Insonning bu borliqda turishligining illati, hikmati, maqsadi bor. Bu yagona bo'lgan ilohga qulchilik qilishlik. Wa ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men deyapti Alloh taolo jinlarni ham insonlarni ham toifasini menga ibodat qilish uchun yaratdim. Mana shu haqiqatni tushungan odam dunyoda saodat topadi, agar shu maqsadiga muvofiq kun kechirsa. Dunyoga nimaga kelganligingizni bilishligingizni o'zi sizni baxtli qilmaydi. Nozik joyi shu. Nimaga kelganligingizni bildingiz, bu yarim vaqt. Endi hayotda yashashingiz, qilayotgan ishlaringiz shu maqsadingizga muvofiq kelsa, shunda saodat topasiz. Aksar musulmonlar dunyoga nimaga kelganligini biladi. Allohga qulchilik qilishimiz kerak deb biladi, lekin shu maqsadga muvofiq ishni to'liq qilmaganligi uchun ularning baxti to'liq emas. Bilib qo'yganingizni o'zi sizni baxtli qilmaydi ekan. Tushunarlimi? Chanqadingiz, suv ichishingiz kerak, bo'lmasa o'lib qolasiz. Bilasiz. Suv turibdi quduqda. Borib olib ichmadingiz. Tirik qolasizmi? Bilishligingizni o'zi kifoya qilmaydi. Bilganingizga yarasha amal qilishingiz kerak. Endi bildi, amali qancha muvofiq bo'lsa, hayoti shunchalik saodatli bo'ladi insonning. Sen nimaga kelding, birodar?
ibodat uchun. Mana shu asosiy maqsad. Mana shu sabab bilan dunyoga keldingiz. Ota o'zini o'g'lini bir chet yurtga o'qishga jo'natdi, tabobatni o'rganib kelsin deb. Hali katta mamlakatga bordi. Haligi talaba. Katta mamlakat, katta shahar, u shaharlarda nimalar bor? Bog'roqlar bor, istirohat maydonlari bor, kinoteatrlar bor, stadionlar bor va hokazolar bor, yana universitet ham bor. Agar bu boladan so'ralsa, nimaga kelding bu shaharga deb? Nima deydi? Tabobat. Demak, qayerga borishi ham aniq. Nima ish qilishi ham aniq. U stadioni, u kinoteatrlar uni maqsadi emas. Biz ham dunyoga keldik, nimaga keldingiz? Allohga qulchilik qilgani keldingizmi? Endi shunga yarasha yashang. Sizning dunyodagi saodatingiz, dunyoga nima kelganingizni bilishingiz va shunga yarasha ish qilishingiz. Inna sa'yakum lashatta. Shak shubha yo'qki, sizlarning sa'yo harakatlaringiz xilma-xildir. Nima degani? Dunyoga nimaga kelganligini bildi. Lekin qilayotgan ishi bir xilmas odamlar. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan musulmonlar hammasi dunyoga ibodat qilgani kelganligini bildi. Lekin shu maqsadiga yarasha ish qilishlikda xilma-xil. Odamni bolasini ko'ziga bu dunyo chiroyli qilib ko'rsatilgan. Hammamiz chiroyli mashinani, keng hovlini, chiroyli ayolni, oltin kumushni yaxshi ko'ramiz. Bittamta odam, "Yo, men yaxshi ko'rmayman" desa yolg'onchi bo'ladi. Qo'rqmay ayting, kim bo'lsa ham. Chunki Alloh Qur'onda "Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawat" dedi. Lin-nasi odamlarga dedi. Bu yerda musulmonlarga, kofirlarga emas, umuman inson zotiga shahvatlar chiroyli qilib ko'rsatildi. Hammaga qimmat mashina, yangi mashina, chiroyli hovli yoqadi. Chunki Alloh taolo aytdi. Endi inson mana shu ko'ziga chiroyli ko'rgan narsaga erishishligini hayotdagi birinchi maqsadi qilib oldi. Bu odam tugadi endi. U dunyo matohiga yo yetadi yo yetmaydi. Yetmasa aniq baxtsiz. Yetsa ham baxtli bo'lmaydi chunki maqsadni noto'g'ri qo'ydi. Inson pul to'playdi. Inson mol orqasidan quviydi. Ha, birodalar, musulmon odam kambag'al bo'lgandan boy bo'lgani yaxshi. Kasal bo'lgandan sog' bo'lgani yaxshi. Zaif bo'lgandan quvvatli bo'lgani yaxshi. Hech kim dunyo matohini harom deya olmaydi. Lekin dunyo matohi maqsad emas. Bir inson dunyoga keldi, ibodat uchun kelganligini tushunmadi maqsadini. Dunyoda quvdi, yugurdi, yeldi, erishdi. Keyin umrining oxiriga borganda ana shu qo'lidagi boylik hech narsa emasligini tushunadi. Yigitlar, o'g'il bola hayoti davomida vafot etgunga qadar mana shu boylikka, dunyo matohiga uch xil qarash bilan qaraydi. Umrining avvalida boylik bu hamma narsa deb o'ylaydi. Endi umrining o'rtasiga yetganda, o'sha 40 bilan 60 o'rtasiga yetganda boylik hamma narsa emas ekan, boylik bir narsa ekan xolos. Chunki ba'zi ishlar bo'lar ekan pul bilan hal bo'lmas ekan. Endi umrining 3-chi qismiga borganda, o'sha 60 bilan 80 orasida mol dunyo hech narsa emas ekan deydi. Endi inson o'sha 80 ga kirguncha ettaroq shuni tushunsa, ha ishlaydi, boy bo'ladi, milliard topadi, trillion topadi, halol qism ibodat uchun o'zi, lekin boy bo'lish maqsad emas. Biz ham odamlarga o'xshab yasharmikimiz? Bir amata eshganmisizlar shu gapni? Yo'q, amma, yo'q amaki. Siz odamlardaqa yashamaysiz. Alloh sizga yozgandaqa yashaysiz. Faqat siz maqsadingiz ibodat ekanligini tushundingiz, hayotingizdagi ishlar shunga mos kelsin. Siz zo'r yashaysiz. Muhim emas pulingiz qancha bo'lishligi. Harom xarish bilan, kazinolar bilan, aroq do'konlari bilan bir odam, musulmon odam 800 million dollar pul to'pladi. Ana shu arab ulkalarida. O'lim to'shagida yotibdi, ziyoratiga kelgan qorakadan so'rayapti, "Endi nima qilaman?" deyapdi. Birodi haqqini yegan, birodi urgan, so'kkan, bu narsani tortib olgan, zulm qilgan, xullas ibodatdan uzoq. Havoyi nafsini iloh qilib, moli dunyoni iloh qilib, shu moli dunyo talab qilgan hamma narsani bajarib itoat qilib, mana o'lim to'shagida yotib, nima qilaman endi deyapti. Bu qora ketyaptiki, dunyodagi hamma boylikni sarf qilsang ham endi foydasi yo'q senga. Chunki o'layotgan paytda agar sadaqa qilib yuborsa ham birodarlar,
onu acırı sağ yürüyen payda kıyan sadakasçalı bu miydi? Eğer haramdan yapken bunun hammasını sağ yürüyen de sarflasayam, Allah da Allah pakiz azat, fakat yine pakiz anasını kabul kılan. Şimdi bu adam bir faydası yok. Mana bitti ayağı görüyor asılgenden ki 800 milyon dolar pulu var adam pişeymanı yaptı. Şimdi ne kılaman diye yaptı. İnne sayakum laşatta. Sılarda kıladıkken sayı hareketiler hılma hıldır. Dünya gene mekanı gene bildi. Şimdi hayatta şünge muvaffak işleyenlerini kemden kemi 90% üstüde. Köprak 50% teyide. Doğru mu? Dalil, taravih namazlarında maçlarımız toladı, taravih namazları tüyündeki maçlarımız huvullab kaladı. İstanbul'a bardız, Dubai'ye bardız, başka bir katta şehirge bardız, atelden cay aldız, uğladız, tünediz, tan yattı. Şimdi kakka baraman deysiz. Şimdi soruladı, maksadın ne miydi İstanbul'a gelişten? Eğer ilim talebede kegen bulsan, camiye barasan. Eğer ticaret maksadı kegen bulsan, zavut fabriki ya ki bazar barasan. Eğer sayahat için kegen bulsan, kadimi bir asarı atikalarını görüşlükke barasan. Seni hazır ne iş kılışıgın, niyetine bağlı. Birader, dünyaya ne niyette geldin, ne maksatta geldin? Dünyaya ne maksatta geldiğini bilişin, senin için en muhum narsa, şimdi ondan keyingi kılınadığın muhum narsan, şu maksadınki muvaffak hayat geçirişliğin. Bir adam dünyaya ne maksatta bildi, Allah'ını tanıdı, ibadette buldu, halal yaşadı, farzantlarını İslam iman bilen terbiyeledi, adamlarla güzel muamelede buldu. Hayatını Allah'ın menhecinin üstüne kurdu. Çünkü nimege kegenliğini bildi. Şunun için onu kegen hemme işleri doğru buldu. İnsanlar hareket kıladı. Kegen hareketi bazıda doğru, bazıda na doğru. Bana manası doğru. Min yıl tursam kımınlamaydı. Bu şuna kadar oluyor bir herhalde. Lekin insan ona kımaz. İnsan hareketlenedi. O yiyiş gerek, içiş gerek, uğulaş gerek, cüft gerek, aile gerek. Ana şu kereyi nasalarını kol kiriştiği için hareketlenedi. Yani şu hareketleri maksadına muvaffak olsun. Şunu alayım mı? Muhumu pul tapışmaz. Muhumu kanaka pul tapış. Pul tapasan tapasan. Rızkını yazılığını elbette keledi senge. İnsanın acele onu kuvgenden köre, insanın acele onu kuvgenden köre, insanın rızkı köprak kuvaleydi. Şunu şunvaleylik. Rızkız yazılgen, o elbette taf keledi. Acal bir gün yazılgan, rızk 80 yıl yazılgan. Şu 80 yıl rızkı kime güce, neme kemiydi? Acal kemiydi. Şunun için maksat pul tapışmaz buradalar. O rızkı Allah yazıp oygan. Fakat şu rızkını kaysi yolu buradan tapışlık. Şunu sıkızı. Camiyenin talebesi. Ahirge kursu da ahirge egzamine gekirerdi. 3 günden keyin. Şu egzamından ötse diplom da aladı. Bir mütehassisliği de kol getirdi. Hayattaki işler tekiz buladı. Yaşı mensabı egeleydi. Topuşu yaşı buladı. Geleceği bana şu bitti egzamına bağlı bop durdu. 3 gün bağlı egzamına. Yeniden ne kaladı bu bala? Hemen sen çekiye sürüp koyup durdu. 3 gün tergiyeli görüş gerek. Şu maksadaki muvaffak hareket buladı. Maksadaki muvaffak hareket buladı. Şimdi bunu onunla gel. Ülpatları kele bir yöreğinde bulalım. Şunu çaz bu yan bu yan. Bop yeter deyip durup. Mayopke gel. Piknik yap çıkıp geçsene mi oladı? Uyuya çıkıp gelse bu ya mı hareket? 3 gün oturup kitap okusa bu ya mı hareket? Onun maksadı ya kaysi hareket muvaffak geledi. Şunun için birader, saadet nime de? Maksadını doğru anlaştı ve şu maksadı muvaffak hareket kılıştı. Saadet, dünyaya nime kekegenliğini bilişinde ve hayatta kılıyken işlerin şu maksadınki muvaffak buluşu gider. Şu iki tane asada var saadet. Ne mede o? Ölçü ve düşüncede. Düşünce ve ölçü da. Hayatta yaşayken bizde kanaka tasavvur bile yaşayabsız. Ne mede paniyatiyle bile yaşayabsız bizi tılda. Şu ölçü ve düşünceye doğru basa siz saadet topasız. Dökendor da tasavvur kılayım. Dökendor, dökendor açken, hamma tavırlarda koygen, maksadını mı dökenden? Çayı var, gazete jurnalı var, kolada telefonu var, oturup da kendisine lihana da salkın yazdı, ısı kışta.
Keçkeçi oturup telefon oynaş imkaniyeti var. Keçkeçi oturup çay iç imkaniyeti var. Keçkeçi oturup maza kılış imkaniyeti var. Lekin savdo yok. O çayda içi yatıp, telefonda oynayatıp, gazeteden okuyatıp, maza kıladı mı? Maza yok özü. Nimaga maza kımı yaptı? Çünkü savdo yok da, nimaga to'g'ri kelmayapti bu harakati. Endi aksincha savdo shunaqa yurganki bir pele çay içgen vakti yok. Abed qilgan vakti yok. Canı hilanıp ketti. Lekin maza kıladı. Nimaga? Bo'layotgan harakat maqsadi yetkazib yapti uni. Shuning uchun birodar, siz dunyoga nima kelganingizni bilib oling avval. Ibodat uchun keldingiz. Dalil: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Insonlarni ham, jinlarni ham menga ibodat qilsin deb yaratdim, deyapti. Siz kambag'almisiz, boymisiz, muhim emas. Ibodat bo'layaptimi? Ko'p mi, yetmayaptimi, muhim emas. Maqsadingizga qilayotgan harakatingiz to'g'ri kelyaptimi? Siz saodatli insonsiz, tushuning shuni. Demak, seni baxtli bo'lishing qilayotgan fe'l atvoring harakating maqsadingga muvofiq bo'lsa. Qachon baxtsiz bo'lasan? Maqsadingga qilayotgan ishlaring, harakatlaring teskari kelsa. Endi kimdir aytishi mumkin. Endi domla, endi bitta odam pul topish deyla maqsad qildi. Qilayotgan hamma ishi shunga to'g'ri keladi. Shu odam ham baxtli bo'ladimi? Siz aytyapsiz. Maqsadingga qilayotgan ishing to'g'ri kelsa baxtli bo'lasan deyapsiz. Endi faqat pul topaman degan odam maqsadi shu, pul topadi. Shu odam baxtli bo'ladimi? Biz aytgan formula bo'yicha bo'lish kerak. Javob yo'q. Bu odam baxtli bo'lmaydi. Chunki maqsadi noto'g'rida. Maqsad noto'g'ri bo'lgandan keyin o'ga qilgan harakati ham o'z-o'zidan noto'g'ri bo'ladi. Ana shu Ramazon darslarida aytib o'tdik. Apple kompaniyasining xo'jayini Steve Jobs 56 yoshida oshqozon osti bezini saratonidan o'lib ketdi. 8 milliard dollar qoldirib ketdi. Oldiga dunyoda biznesda cho'qqiga chiqish, katta daromad qilishlik degan maqsad qildi va shunga yetdi. Mana maqsadiga harakati to'g'ri keldi, natijaga erishdi. Shu odam nima deb o'ldi oxirida? O'lim degan haqiqatni oldida, oliy haqiqatni oldida meni topgan asam sarashaqaga ham arzimaydi ekan dedi. Mana savolga javob chiqdimi? Maqsadni noto'g'ri qo'ydingmi? Garchi u maqsadingga qilayotgan ishing to'g'ri kelsa ham, shu maqsadingga erishsang ham sen baxtli bo'lmaysan. Maqsad to'g'ri bo'lsin. Allohning qulchiligi. Qilayotgan ishlarimiz qanchalar maqsadimizga muvofiq bo'lsa, saodatimiz shunga yarasha belgilanadi. Bitta gapni qaytaryapti deyapsizlarmi? Asosiy gap shu o'zi. Qarang, shu Steve Jobs nima deyapti? O'limidan bir necha kun oldin turibdi YouTube'da qaranglar. Meni hayotim muvaffaqiyatning ramzi bo'lib ko'rinadi odamlarning ko'zida. Men biznes olamidagi eng yuqori cho'qqilarni egalladim. Lekin hayotda ishimdan boshqa quvonchim yo'q edi. Ulg'ayganimiz sari tushunib yetamiz ekan shu narsani. Nimani? 30 dollarlik kashiloga 300 dollarlik kashiloga bir xil pulni sig'dirar ekan. 300 dollarlik soat ham 30 ming dollarlik soat ham bir xil vaqtni ko'rsatar ekan. 30 ming dollarlik mashina ham 300 ming dollarlik mashina ham bir xil masofaga olib borar ekan. Agar samolyot qulasa, biznes klassdamisiz, ekonom klassdamisiz, yerga bir xil tushasiz ekan. Siz odamlarga pul berib turib, siz uchun mashinani haydatib qo'yishingiz mumkin ekan. Siz pul berib turib odamlarga sizga pul topishlikka ishlatib qo'yishingiz mumkin ekan, lekin siz hech kimni ustingizga kelgan dardni tortib berib pul bera olmaysiz ekan. Ajal degan narsa kelganda meni o'rnimga o'lganda pulni bera olmaysiz ekan. Meni shuncha topgan obro'yim, shuncha topgan boyligim, hurmatim o'lim degan haqiqatni oldida sarg'icha qilgan arzimas narsa ekan. Bu odam maqsadni noto'g'ri qo'ydi, garchi ishlar shu maqsadga to'g'ri kelsa ham, maqsadiga erishgan bo'lsa ham dunyodan baxtsiz chiqib ketayotganligini aytyapti. Bizda 8 milliard dollar bo'lmaydi akalar, ukalar. Bo'lmaydi bizda. Yetgan odam o'sha cho'qqiga chiqib turib, bu maqsad noto'g'ri ekan deb o'lib ketyapti. Shuning uchun birodarlar, "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men insonlarni ham jinlarni ham faqat o'zimga ibodat qilishlikka yaratdim dedi. Maqsad to'g'ri bo'lsin.
Dünyada birader kılıyetken işlerin şu maksatınca doğru olsun, muvaffak olsun, elbette saadet tapasan. Yani en doğru maksat bu Allah-u Teala'nın kulçiliği. İnsanlarda hem cinlerde hem menge ibadet kısımda bir yarattın dedi Allah Subhanahu ve Teala. Aqulu qawli hada ve astagfirullah li ve lekum.